Bereket Televizyonu ekranlarından herkese merhaba. Ben Tayfun Acıyan, Tarım Teknolojileri programıyla karşınızdayım. Sizlerle birlikte her hafta farklı ürünleri ve ekipmanları inceliyor ve değerlendiriyoruz. Farklı şehirlere gidiyoruz ve olabildiğince farklı ürünleri ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Sadece bitkisel üretimde değil, bildiğiniz gibi hayvansal üretimde de, hayvansal yani hayvan çiftliklerinde de kullanılan teknolojileri ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu haftada gördüğünüz gibi şu anda bir sahamhanedeyiz ve sizlere süt sağım teknolojilerini tanıtacağız. Bizleri Bereket Televizyonu ekranlarından takip ettiğiniz gibi aynı zamanda programımızın sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Hatırlatmam gerekirse hemen ekranın sağ alt köşesinde görüyorsunuz. Facebook ve Instagram'da Tarım Teknolojileri TV kullanıcı adıyla bizleri takip edebilir. Programımız hakkındaki görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi bizlere iletebilirsiniz. Evet, bu hafta Tarım Teknolojileri programında Bursa'dayız. Ve sizlerle birlikte süt sağım teknolojisini inceleyeceğiz. Şu anda bir hayvancılık işletmesindeyiz ve tam sağımhanenin içerisindeyiz ve hatta şu anda sağım işlemi gerçekleştiriliyor. Gördüğünüz gibi etrafımda, sağımda, solumda ineklerin süt sağım işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ve biz de bu işlemler gerçekleştirilirken sizlere bu teknolojilerin nasıl çalıştığını anlatacağız, nasıl çalıştığını göstereceğiz. Ama onun öncesinde sizlere bu sistemin üreticisinden bahsetmek istiyorum. Bu sistemi burada hazırlayan Sezer Süt Sağım Sistemleri. Firma çok uzun yıllardan beri süt sağım teknolojileri üretiyor. İlk olarak 1978 yılında seyyar diye tabir ettiğimiz süt sağım sistemini üreterek sektöre girmiş ve o tarihten bu zamana kadar bu teknolojileri üretmeye devam etmiş. Bildiğiniz gibi bizim programımızda bir tarih köşemiz var. Şimdi sizlerle birlikte bu tarih köşesinde süt sağım sistemlerinin tarihini inceleyeceğiz. Ondan sonra da sizlerle birlikte bu sistemlerin üretildiği fabrikaya gitmek istiyorum. O fabrikayı göstermek istiyorum sizlere. Ne şekil ortamlarda, nasıl bir fabrikada, üretim tesisinde bu ürünler üretiliyor, hangi teknolojilerle üretiliyor, onları göstermek istiyorum. Ondan sonra da bu sistemi sizlerle birlikte detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Evet, şu anda firmanın üretim tesisindeyiz, fabrikasındayız. Sizlerle birlikte fabrikada küçük bir gezinti yapacağız. Kısaca bahsetmek gerekirse 11.500 metrekare kapalı alana sahip, toplamda 13.500 metrekarelik bir üretim tesisi var ve 150'den fazla çalışanı mevcut. Burada üretmiş oldukları süt sağım teknolojilerinin bütün parçalarını, üretimini gerçekleştiriyorlar. Gerçekten çok güzel ve sürekli işleyen bir tesis. Bu tarz tesislere dolaşmamızın sebebi, istiyorum ki anlattığımız ürünleri, sizlerin ekranlarınıza getirdiğimiz ürünleri nasıl üretildiğini görün. Çünkü bu gerçekten çok önemli. Firmalar ürünlerini üretiyorlar ve pazarlamasını gerçekleştiriyorlar. Ve ürünlerinin arkasında oluyorlar. Özellikle bu tarz hayvancılık işletmeleri için üretilen ürünlerde en önemli noktalardan bir tanesi de satış sonrası destek. Bir firmanın da satış sonrası desteği en iyi şekilde verebilmesi için kendi ürünlerini, ürettikleri ürünleri çok iyi biliyor olmasına gerek var. Ve firmada üretmiş olduğu süt sağım teknolojilerinin hemen hemen bütün aksamlarını, yani şasisinden tutun, kauçuk aksamlarına kadar bütün aksamlarını kendi üretim tesisinde ürettiği için ne ürettiğini çok iyi bir şekilde biliyor ve ürettiği ürünlerin parçalarını da en iyi şekilde arkasında durmayı başarıyor. Şu anda yanımda iki farklı ürünü görüyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir olay. Çünkü buradaki ürün 1978'de üretilen ilk model. Ve yanımdaki model de şu anda en son üretilen model. Ve ikisini yan yana koyduk ki burada farkı görün diye. Arada çok, yani 40 yılı aşkın bir şey var, süre var. Ve biraz önce bu makineyi çalıştırmak istedim. Acaba çalışıyor mu diye merak ettim. Ve ilk günkü gibi tıkır tıkır çalışıyor. Bu da üretilen ürünlerin kalitesini çok iyi bir şekilde ortaya koyuyor. 1978'de üretilen bir ürün. Ürünün üretim hikayesinden de şöyle bahsetmek istiyorum. Firma sahibi aslında hayvancılıkla uğraşıyor. Çiftlikleri var. Ve bu çiftliklerinde hayvanların sağımı için bir seyyar süt sağım makinesi alıyor. Ancak süt sağım makinesi istediği performansı yakalayamıyor, arızalanıyor ve bunun üzerine ya diyor ki, sanayicilik de var tabii aynı zamanda. Ya diyor ki, bunun üretimini ben gerçekleştireyim, ben yapayım kendi makinemi. Ben kendi yaptığım makineyi kullanayım diyor. Bunun üzerine kendi süt sağım makinesini üretiyor.
Ve daha sonra bunu gören diğer çiftliklerden arkadaşları, dostları, ya bize de yapsana, bize de yapsana derken bir anda kendisini süt sağım, seyyar süt sağım makineleri üreten bir artık firma diyeyim konumunda buluyor. Ve o tarihten bu zamana kadar da oldukça kaliteden ödün vermeden en iyi şekilde üretimini gerçekleştiriyor. Biz de sizlerle birlikte fabrikaya gelmek istedim. Çünkü yerli bir ürün. Türkiye'nin ilk yerli süt sağım makinesini üreten bir firmanın ürününü tanıtıyoruz. Bunun da üretim tesisini gezmesek olmazdı. Gelelim görelim istedim. Sizler de görün istedim. Çünkü bu tarz ürünlerle genellikle bayilerde, showroomlarda veya fuarlarda karşılaşıyorsunuz. Fuarlara getirilen ürünler, fuara özel hazırlanmış ürünler. Yani temizleniyor, güzel bir hale getiriliyor, en iyi şekilde ayarlanıyor, fuara getiriliyor. Siz onu görüyorsunuz ama aslında biz her zaman şunu söylüyoruz. Gidin imalat birimlerini, imalat bölümlerini de görün. Ne şartlarda üretiliyor, bu konulara hakim olun. Ve ürünün asıl kalitesini göreceğiniz nokta da orası. Buralarda ürünlerin nasıl üretildiğini görün. Ona göre karar verin. O yüzden biz de sizler için burada bu programda süt sağım teknolojilerinin ve firmanın nasıl üretildiğini ve üretim tesislerini ekranlarınıza getirmeyi istedik. Şimdi fabrikadayız. Tekrardan alana döneceğiz ve ürünü tanımaya devam edeceğiz. Tarım teknolojileri programı devam ediyor. Evet, sağım hala devam ediyor ve biz de sizlerle birlikte şimdi bu teknolojiyi incelemeye geçelim. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bu sürü yönetim sistemli bir sağımhane, sağım teknolojisi kurulmuş ve balık kılçığı dediğimiz sistemde dizayn edilmiş. 24 tane inek sağılabiliyor. 12 sağda, 12 solda şeklinde 24 tane inek sağım işlemini burada başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Teknolojiye baktığımız zaman gördüğünüz gibi başlıklar mevcut. Başlıklar burada inekler girdiği zaman, sıralı bir şekilde sisteme girdiği zaman burada çalışan kişiler başlıkları takıyorlar, sağım işlemini başlatıyorlar. Burada bir ekran mevcut. Bu ekrandan bütün sağım işlemine ait verileri görebiliyorsunuz. Dediğim gibi sürü yönetim sistemli bir sağım teknolojisi kullanılmış burada. Sütler buradan sağılıyor. Buradaki borular vasıtasıyla da içerideki tanklara gönderiliyor. Şundan biraz bahsetmek istiyorum. Buradaki sistemin üretilen birçok parçası tamamen yerli üretim. Fabrikaya gittiğimiz zaman fabrikayı da gördünüz. Fabrikada üretiliyor. Bütün kauçuk aksamları, başlıklar. Şu ekrandan biraz bahsetmek istiyorum. Ekran üzerinde normalde sürü yönetim yazılımlarında hani bilgisayardan görmek gerekebilir. Veriler bilgisayara gelir ama buradaki sistemde şöyle bir durum var. Buradan da her türlü veriyi görebiliyorsunuz. Dediğim gibi şu an mesela en üstte kırmızı ışık yanıp sönüyor. Bu şu anda sağım işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor. Onun altına doğru indiğiniz zaman burada toplamda 5 tane uyarı ışığı var. Bunlar bir tanesi memede mastis durumunun oluşup oluşmadığını uyarısını veriyor. Eğer herhangi bir mastis veya herhangi bir hastalık durumu varsa bununla ilgili bir uyarı var. Sağım yapılamıyorsa o an başarısız bir sağım gerçekleşiyorsa onun uyarısı var. Kızgınlık uyarısı var ve düşük süt sağımının gerçekleştiğine dair de bir uyarı var. Yani örneğin bu 14.4 litrelik bir süt almışız bu hayvandan. Ancak baktığınız zaman diyelim ki daha düşük miktarda, çok daha alt seviyelerde bir süt alınmış. Burada uyarı veriyor. Bu hayvandan şu anda düşük miktarda bir süt sağımı gerçekleşti. Siz de bunun sonucunda bunun sebebi neyse ona yönelik bir çözüm üretebiliyorsunuz. Evet. Birinci grup sağladı gitti. Şu anda gördüğünüz gibi ikinci grup geldi. Şimdi şöyle bir önemli nokta var. Bundan bahsetmek istiyorum. Sağım işlemini gerçekleştiriliyor. Şu an gördüğünüz gibi başlıklar memeye takılıyor ama onun öncesinde bir dezenfekte işlemi yapılıyor. Yani bu bahsettiğimiz ilaçlarla bir temizleme işlemi gerçekleştiriliyor. Bu temizleme işleminin önemi nedir? Şimdi sağım yapacağız. Hayvanlar ahırlardan geliyor. Orada yatıyorlar, kalkıyorlar, gübrelerin üzerine yatıyorlar ve memeye bazı gübreler bulaşabiliyor, pislikler bulaşabiliyor. O yüzden sağım öncesi bunların temizlenmesi gerekiyor. İyi bir, hijyenik bir şekilde sağım gerçekleşsin diye. O yüzden bu temizleme işlemi yapılıyor memelerde ve ondan sonra başlıklar takılıyor ve hijyenik bir sağım gerçekleştiriliyor. Yine meme başlıkları çıkartıldığı zaman, sağım bittiği zaman tekrardan bir dezenfekte işlemi, koruma işlemi gerçekleştiriyor. Çünkü sağım olduğu için sağım yapıldıktan sonra belli bir süre daha
hayvanlarda memelerin başlıkları, yani meme uçları açık kalıyor ve dolayısıyla oradan herhangi bir şekilde mikropların içeriye girmesi durumu oluşabilir. Böyle bir durum oluştuğu takdirde de hayvanlarınızda mastis hastalığı görülebilir. Bunun önüne geçmek için sağım öncesinde ve sağım sonrasında memelerin temizlenmesine çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, şu anda burada bir sağım işlemi gerçekleşmeye başladı. Şöyle söyleyeyim. Ayaklarında bulunan algılayıcılar, yani kimlik kartı diyebiliriz, kimlikler sayesinde hayvanlar sisteme girerken kapıdaki algılayıcılar vasıtasıyla hayvanların kimlik numaraları algılanıyor. Örneğin ilk giren hayvan, ikinci giren hayvan ve ona göre hangi hayvan neredeyse onun kimlik numarasını buradaki ekrandan görebiliyoruz. Örneğin herhangi bir sıkıntıyla karşılaşıldı, sağım yanlış gitti veya mastisten şüphelendi. Böyle durumlarda ekran üzerindeki uyarıcılardan uyarı ışığı alıyorsunuz. Zaten sürü yönetim sisteminin amacı da bu. Örneğin 500 hayvanınız var. Siz aradan rahatsızlığı olan, sıkıntısı olan hayvanları seçip onlara erken müdahale etme imkanı sunuyor size sürü yönetim sistemleri. Şu anda burada her şeyin normal gittiğini görüyoruz. Sağım işlemi başarılı bir şekilde devam ediyor. Sağım işlemi bittikten sonra burada böyle bir gördüğünüz gibi sistem var. Bu sistem buradaki algılayıcı sayesinde memeden sütün bittiğini algılıyor ve otomatik olarak başlığı yukarıya çekiyor ve kurtarıyor. Dolayısıyla siz hangi hayvanın sağımı bitti bitmedi onu kontrol edip o başlıkları çıkarmak zorunda kalmıyorsunuz. Zaten sağım işlemi biten hayvan otomatik bir şekilde buradaki sistem vasıtasıyla başlıkları çıkartılmış oluyor ve sağım işlemi sollanıyor. Bütün hayvanlar sağladıktan sonra bütün hayvanlar tekrar dışarıya alınıyor ve diğer gruplar içeriye giriyor ve onun sağımı başlıyor. Dediğim gibi burada 24'lü bir sistem, 12-12 olmak üzere 24 hayvan sağılabiliyor. Şimdi burada biraz bahsettik. İsterseniz biraz da işletme bölümünde bilgisayar başında bu sürü yönetim sisteminin nasıl çalıştığına dair bilgileri görelim. Bilgisayar ekranından ve mobil telefonlarınızdan bu sistemi yönetebiliyorsunuz. Gerek çiftliğinizde gerek işletmeniz dışında olduğunuz zamanlarda da buradaki sağım gerçekleşirken elde edilen verilere çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Şimdi geçelim onun değerlendirmesini yapalım. Evet, şu anda sağım işlemi devam ediyor sağımhanede. Biz oradan çıktık ve şu anda işletmenin idari binasındayız. Sizlerle birlikte sürü yönetim sisteminin nasıl çalıştığını, size nasıl veriler verdiğini ve sizin bunu nasıl kullanabileceğinizi inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi işletmenin idari bölümünde bir bilgisayar ekranından şu anda işletmede gerçekleşen bütün sağım işlemlerini ve verileri buradan görebiliyorsunuz. Şu anda hani ben burada baktığım zaman 221 adet hayvan bulunduğunu görüyorum işletmede. Bunun dişi erkek sayısını, düve sayısını, buzağı sayısını ve hani hiç yavrulamamış 2 yıldan 1 yıl onları görebiliyorsunuz burada. Ve buradan bu işlemleri takip edebiliyorsunuz. Örneğin yukarıda belli menüler var. Buradan takvim, yemleme, sağım, ayırma, sağlık gibi durumları kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi sağıma baktığımız zaman burada gruplara ayrılmış durumda. Bunların hepsini tamamen siz ayırabiliyorsunuz program vasıtasıyla. Ve bu programdan gördüğümüz gibi bütün süt verimini, ortalama süt verimini, toplam süt verimini görebiliyorsunuz. Örneğin şurada bir hayvan açılmış. 70-35 numaralı hayvan için süt, örneğin süt bugünlük 22.7 litrelik bir süt verimi var. Ancak beklenen 38.8. Yani bu şunu demek istiyorum. Hayvanın bir ortalama, günlük ortalama süt verimi ortaya çıkartılıyor ve bu sistem bunu otomatik olarak belirliyor ve bu ortalamanın altında süt verdiği zaman dolayısıyla sistem size uyarı veriyor. Yani bu hayvan sürekli günlük 20 litre süt veriyordu, bugün 10 litre süt verdi. Demek ki bunda bir sıkıntı var. Bunun takibini buradan rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Sağım tarihlerini, hani hangi günde, hangi saatte sağladığını, ne kadar süt verdiğini hepsini buradan görebiliyorsunuz. Şimdi burada önemli olan nokta, böyle bir sistemi alıyorsunuz, kullanmasını iyi bilmeniz lazım. Çünkü hayvancılık yapıyorsunuz. Hayvancılıkta asıl olan bu işi verilere dayalı olarak yapmak, iyi yapmak, koruyucu bir şekilde yapmak ve bu sistemler de size bu veriler ışığında
karşılaşabileceğiniz bazı sorunlara dair size bir ön bilgi edinmenizi sağlayarak bu tarz sıkıntılara karşı önceden çözüm üretmenizi sağlıyor. Çünkü ne kadar erken bir şekilde bunu belirlerseniz o kadar daha iyi bir şekilde, etkin bir şekilde müdahale edebilirsiniz. Şimdi bu programları kullanıyorsunuz. Bunları kullanmamızın amacı hayvancılık yapıyorsunuz. Daha etkin bir verilere dayalı bir hayvancılık yapmanızı sağlamak amacıyla. Örneğin burada bütün hayvanları görebiliyorsunuz. Örneğin bir hayvanınız var hastalıklı veya antibiyotikli, yani sütünde antibiyotik bulunuyor, antibiyotik tedavisi uyguluyorsunuz. Bunu içeriye alıyor, sağımhaneye alıyor. Ancak hastalıklı olduğunu sistem biliyor ayaklarındaki çipler sayesinde. Dolayısıyla siz ona başlıkları taksanız bile sistem bunu sağmıyor. Dolayısıyla ayrı bir sağım işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ayrı bir tüpün içerisinde gerçekleştirmeniz gerekiyor. Onu zaten sistem oradaki küçük ekranlardan size bunun uyarısını veriyor. Bu uyarıyı gördüğünüz zaman farklı bir sağım tüpüne onu sağımını gerçekleştiriyorsunuz ve çıkarken hayvanlar sistem onun hastalıklı olduğunu biliyor ve çıkışta onu ayırıyor. Farklı bir bölüme. Yani hayvanlar çıkarken, hastalıklı hayvan tam çıkacakken kapı kapanıyor ve onu ayırma bölümüne ayırıyor ve siz de o hayvanın tedavisiyle ilgili işlemlere geçebiliyorsunuz. Bu sistemi sadece bilgisayar başında işletmeniz içerisinde değil, işletmeniz dışında da kullanabiliyorsunuz. İsterseniz evde, isterseniz farklı bir yerde de yine sisteme size verilen kullanıcı adı ve şifreyle bağlantıyı gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunun bir mobil versiyonu da var. Mobil versiyon sayesinde yine işletmeniz dışarısında bütün yapılan işlemlere, verilere ulaşabiliyorsunuz. Çok daha kolay bir şekilde bu verilere ulaşıp sağımlar hakkında, hayvanlarınız hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu sistemleri iyi bir şekilde kullanmak lazım, etkin bir şekilde kullanmak lazım. Özellikle çok sayıda hayvanınız varsa, büyük bir işletmeniz varsa bu sistemler gerçekten sizin eliniz, kolunuz, her şeyiniz. Buradaki veriler sayesinde çok daha etkin bir şekilde hayvancılık yapabilirsiniz. Benim bugünkü programda süt sağım sistemi ve sürü yönetim sistemiyle anlatacaklarım bu kadar. Tarım Teknolojileri programı burada sona eriyor. Bir sonraki hafta farklı bir ürünle, farklı bir ekipmanla tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.